böyle şey yapardım, ıslatıp ıslatıp son bu kağıdı şey yapıp böyle katlayıp harika. Simetri yapardım. Evet, resimler çıkardı. Peki işin kolayına kaçın. Gençlere, çocuklara ufak neler şey yapabiliriz, söyleyebiliriz buradan teknik olarak? Hani belki de bu hafta sonu bir izleyenimizin, genç bir izleyenimizin şeyi var, sınavı var. Evet, ne yapsın? Yani neler özen göstersin sulu boyada? Ona yakınlara bir tane Van Gogh nasıl resim yapar programı hediye etsin. Koysun bilgisayarına, ona göre boyasın. Şaka bir tarafı da tabii şey, çocuklar için ayrı bir kurs yani mutlaka var vardır. Mı peki ben vermiyorum sizin için? Ama onu veren arkadaşlar var tabii. Yani, yani peki orada dikkat edilmesi gereken şey sulu boya tekniğinde. Çocuklara, hani böyle küçük bir bilgi verelim istedim de pratik. Yani çocuklara aslında sulu boya tekniğini vermekten öte onların böyle önüne sulu boyayı, malzemeyi, boyayı ve fırçayı verip içlerinden geldiği gibi neyi canlandırmak istiyorsa onu yönlendirmek lazım. Ona yönlendirmek. Özgür bırakmak. Bu zaten kendi içinde var olan dürtüyü kağıda aktaracak. İşte benimki öyle çıkmış. Serpip kırmızı. Doğaçlama. Hiç kimseden de görmemiştim. O bence kağıtları da katlardım. Sonra hayran bakar. Harika bir şey yaptım. Valla Ömer Beyciğim çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür programımıza ediyorum. Katıldınız. Hayır, biraz daha uzatabiliriz. Bu İstanbul söz konusu, tamam. Resim tamam. Söz konusu. Mesela bu aynalı sazanlar. Ya bu programı en aşağı bir iki dakika daha uzatır. Aynalı sazan. Bir şey. Aynalı sazan da bir de ilginç olan bir şey var. Orada lastik kağıdının üzerindeki yazılara dikkat ettiniz mi? Böyle sık sık böyle mayamuz diye yazar. Kızımın adı vardı. Mayamuz, evet. Şifreler var. Evet, şey gibi. Da Vinci'nin şifresi. Onun da resme ilgisi var mı? Olağanüstü. Yani benim kızım olağanüstü bir sanatçı olacak. Ben ondan eminim ama zaten kendisi şu anda konservatuvarda okuyor. Çok iyi bir piyano virtüözü olarak yetişiyor inşallah. Ne güzel. Devlet konservatuvarında. Ama resmi de olağanüstü. Onu da hemen... Resmi de çok meraklı. Tabii. Çok da iyi çiziyor. Bu arada tabii şeyini hemen söylemek istiyorum. Vaktimiz var mı bilmiyorum ama. Çok sık sık böyle tekneler üzerinde böyle Maya diye isimler görürler. Evet. Hep onu izleyenler de soruyorlar. Maya kim diye. O tabii kızımın adı. Biliyorsun teknelerin üzerinde hep böyle isimler vardı. Ben hep onu yıllardır onu. Hatta burada balıkçının elindeki şey peynir tenekesinin üstünde evet, zeytin deyip orada bile Maya yazıyor. Ha, böyle de bir şifre var. Bu şifreyi de başka yerde yok paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Peki Kadıköy'lü sanatçılar derneğim. Evet. Dernekte. Orada dernek çalışmaları için de destek alıyor musunuz? Hayır, ben zaten profesyonel bir sanatçıyım. Yani böyle bu anlamda üyeler adına söylüyorum. Sizin yok ama bizim derneğimizin zaten kendi içinde etkinlikleri oluyor. Yani sergileri falan oluyor. Çok çalışan, çok katılımcı bir şey. Aynı zamanda geniş bir sanatçı ağına sahip bu üye sayısı olarak. Onlar sergiler düzenliyorlar. Ben pek tabii onların sergilerine katılamıyorum. Zamanım pek olmadığında. Peki bizim izlenimci ustalardan en çok sevdiğimiz hangisi? Vallahi Hikmet Onat bir kere bence Türk resminin en büyük, gelmiş geçmiş en büyük sanatçılarından biridir. O benim tartışmasız en büyük. Evet, Hoca Ali Rıza. Hoca Ali Rıza. Bir de Üsküdarlı. Cevat. Nasıl çalışmışım hocam? Nasıl çalışmışım? Çok güzel ezberlemişsin. Ezberledim hepsini çalıştım. Ama bu arada ben şunu da söyleyeyim. İpek Hanım'ın Asmalı Konağı'ndan sonra ben başka dizi seyretmedim. Aa, yaşayın Allah! Başka dizi de olmadı zaten. Başka dizi de yok Türkiye'de zaten. Bir Asmalı Konağı, başka da yok. Peki. Hepsinin başı ölçeyim. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz konuk oldunuz. Sevgili izleyenler, ana haber bülteni sonra Mehmet Altan. Ana haber bülteniniz gittikçe ilk yüzde yükseliyor. Dün 76. oldu. Ne diyorsunuz? Olağanüstü bir performans var. Süper. Onu da kutlamak lazım. Evet, kutlayalım. Harika. Başka kutlamak istediğimiz var mı? Bugün doğum günü olan herkese doğum günü. Ya bugün cuma. O yüzden güzel bir hafta sonu da dileyelim sevgili izleyenlere. Pazartesi günü buluşmak üzere. Söyle kaç bahar oldu? Yalancı bahar. Hadi.